Herkese merhabalar. Geçiş ve bağlantı ifadeleri konusuyla mükemmel bir şekilde Türkçe yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bu konu atıyoruz değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın tebrikler. Bu konu gerçekten çok güzel bir konu, çok kolay bir konu. Hiç endişelenmemize gerek yok. Şimdi farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler, destekleyici ve açıklayıcı ifadeler, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler, genel ve özel durum bildiren ifadeler. Bu konular çok kolay, Biliyorsun değil mi Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun. Çok güzel bir şey zaten öğrenmemek ayıp bilmemek ayıp değil. O zaman bugün şimdi bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da bak geçiş ve bağlantı ifadelerini işte farklı düşünme yönlendiren ifadeleri. Bunların hepsini güzel güzel öğreneceğiz. Sonrasında birkaç tane soru çözeceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Çok güzel taktikler göstereceğim sana Tonguç Eladım benim. Taktik baktik yok bam bam bam. Hayır olur mu taktik baktik var öyle taktiksiz olmaz. Taktikler de göstereceğiz ve bunun ardından da sen mutlaka günde 15 paragraf kitabımızdan bunun biliyorsun tanıtımı yaptık geçen haftalarda. Sorular çözdüğünde Türkçe dersinde sınıftaki en başarılı öğrencilerden biri sen olacaksın. Hatta en başarılı sen olacaksın. Burada her güne 15 soru koyduk. Bu 15'er soru çözdüğümüzde böyle görselli sorular var, barışlı anlam var, işte cümlede anlam var, sözlü anlam var. Bunları çözdüğümüzde hem 5. sınıf yazılarımızda hem bursluluk sınavlarında hem de ileride gireceğimiz LGS gibi sınavlarda başarıdan başarıya koşacağız. Günde 15 paragraf kitabı seni bekliyor. Tonguç Eylül benim açıklamadaki Tonguç Umarızlar Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım Tonguç'um. yazılarımızda veya konuşmalarımızda düşüncelerimizi açıklamak ve sonuca bağlamak için biz bu ifadeleri kullanıyoruz. Ama ancak fakat yalnız ne var ki lakin oysaki gibi ifadeler bunlar işte geçiş ve bağlantı ifadeleri. Cümleye bazen olumlu bazen de olumsuz anlam katabiliyor. Mesela diyelim ki seni çok seviyorum tonguçum ancak Derslerine az çalışıyorsun dediğinde bak ancaktan sonra bir anda olumsuza gitmiş şey olabiliyor. Veyahut da tomuçu derslerini az çalışıyorsun ancak seni seviyoruz dediğimizde burada da tam tersi olabiliyor. İki cümleyi bir araya getiriyor bunlar ve tek bir cümle gibi iki anlamı da kullanmamız sağlıyor. Şimdi ancak, fakat, ya da, yoksa, yalnız, ne var ki, lakin veya ama gibi ifadeler bizi farklı düşünmeye yönlendiriyor. Şimdi sıkıca tuttum fakat yine de elimden kaçırdım. Erkenden uyumuştum ancak sabah alarm sesine uyanamadım. Bak bu fakat ancak ama yalnız ne var ki gibi ifadeler farklı düşünceleri götürüyor. Yani olumluyu olumsuz, olumsuz da e, olumlu yapıyor. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Seni çok seviyorum fakat sen çok iyi bir insansın. Böyle bir şey olabilir mi Tomuç Eladim benim? Anlamsız oluyor hocam. Evet anlamsız oluyor. Yani hem olumlu bir şey söyleyip ardından da fakat deyip yine olumlu bir şey söyleyince anlamsız oluyor. O yüzden bak şimdi sıkıca tuttum olumlu fakat yine elimden kaçırdım olumsuz. Erkenden uyumuştum. Olumlu ancak sabah alarm sesine uyanamadım. Olumsuz. Yani erkenden uyumuştum ancak güzel bir uyku çektim. nasıl yani? Nasıl yani? hani Hem olumlu hem olumlu olmaz. Her yeri aradık. Olumlu ama bir türlü telefonu bulamadık. Olumsuz. Telefonu kaybetmiş. Elimden geleni yaparım. Olumlu. Yalnız işim biteceğine garanti veremem. Olumsuz yani bir garanti veremem belki diyor. İş biter belki bitmez o kadar güzel konuştu olumlu. Ne var ki sözleri hep yalanmış dediğimizde burada da olumsuz. Burada ne var ki yerine başka ne getirebilir Songuç'um? Oysa ki. Fakat... Çok güzel. Oysa ki getirebiliriz. Fakat getirebiliriz. Yalnız getirebiliriz. Ama getirebiliriz. Ancak getirebiliriz. Yani o kadar güzel konuştu. Fakat sözleri hep yalanmış. O kadar güzel konuştu. Ancak sözleri hep yalanmış. O kadar güzel konuştu. Ama sözleri hep yalanmış. O kadar güzel konuştu. Oysa ki sözleri hep yalanmış diyebiliriz. Sen de bu örneği verdin Tonguç'um. Şimdi Destekleyici, ve açıklayıcı ifadelere baktığımızda özellikle örnek olarak örneğin açıklamak gerekirse, üsteli, hatta başka bir deyişle yani açıkçası gibi gibi sözcükleri kullanıyoruz. Şimdi burada anlatılanların daha iyi anlaşılması ve daha önce bahsedilen düşüncenin desteklenmesi için kullanıldığını bileceğiz. Dinlenmek çok güzeldir. Özellikle yoğun çalışanlar bunu daha iyi bilir. Köye gitmeyi hatta orada yaşamayı düşünüyorum. Köyde yaşamayı düşünüyorum yani. Bütün gün temizlik yapmış. Üstelik üstelik yemek bile yapmış dediğimizde bak iyice açıklamış oluyoruz, desteklemiş oluyoruz. Yılın ilk ayında yani Ocak ayında doğmuşum. Her gün işlerimi düzenli yapıyorum. Başka bir deyişle, başka bir deyişle planlı çalışıyorum. Mesela burada yılın ilk ayında yani Ocak ayında doğmuşum dedik ya. Burada yani'nin yerine ne kullanabiliriz Songutcuğum? Başka bir deyişle. Başka bir deyişle kullanabiliriz. Buradaki başka bir deyişlerin yerine de yani kullanabiliriz. Her gün işlerimi düzenli yapıyorum. Yani planlı çalışıyorum. Yılın ilk ayında başka bir deyişle Ocak ayında doğmuşum diyebiliriz. Dolayısıyla yani başka bir deyişle benzer anlamda oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere bakalım. Sonuçla böylece son olarak görüldüğü gibi kısaca kısacası özet olarak açıkçası özetle buna benzer ifadeleri gördüğümüzde artık özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere gelmiş oluyoruz yazıları veya konuşmaları bir sonuca bağlamak, kısacası düşünceleri özetlemek için kullanılıyor. Türkler üzüntüsünü, sevincini, cesaretini kısacası tüm duygularını türkülerle anlatır. Bak kısacası dedi burada özetledi yani. Şiirlerinizle uyuyor, yazılarınızla uyanıyorum. Özetle kaleminizin eseriyim. Bütün hazırlıklarımı hazırladım. Sonuç olarak projem sunumu hazır sayılır. Açıkçası kardeşinin üzerine gitmesini anlamıyorum. Görüldüğü gibi teknolojinin yararı da vardır, zararı da diyebiliyoruz. Şimdi genel ve özel durum bildiren ifadelere baktığımızda sık sık bazen sadece tamamen çoğu zaman genellikle gibi ifadelerde böyle genel ve özel durum bildiren ifadeler oluyor. Mesela bunlar da anlatılanların hangi sıklıkla yapıldığını belirtiyor. Sabah kahvaltılarında genellikle meyve suyu içerim. Sence bu Tonguç'cum e, genel mi özel mi desem e, ne hangisi dersin? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun ben söyleyeyim bak. Genellikle dediği için bu genel Tonguç'cum. Son günlerde herkes sık sık ellerini yıkıyor dediğimizde bu da yine genel oluyor. Çünkü sık sık. Gözlüğümü sadece kitap okurken takıyorum dediğimizde ise sadece dediği için bu özel oluyor. İnsan bazen yalnız kalmak ister diyor. Bazen olduğu için buna da özel diyebilir miyiz Tonguç Eladim benim? Evet hocam. Harikasın. O zaman bu da yine özel diyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi gel bakalım etkinlik zaman yapalım seninle. Boşluklara uygun geçiş ve bağlantı unsurlarını yazınız demiş. Nisan'da havaların ısınmasını bekliyorduk. Nokta nokta bugün termometre eksi 2 santigrat derece gösteriyordu diyor. Hmm. Şimdi bak havaların ısınmasını bekliyorduk olumlu. Bugün termometre eksi 2 dereceyi gösteriyordu. Bu ise olumsuz yani şaşırmış. O zaman buraya ne getirebiliriz? Ancak. Harikasın ancak getirebiliriz. Nisan havaların ısınmasını bekliyorduk. Ancak Yalnız, ama, fakat, bak buraya hepsi gelir. Ancak, ama, fakat, lakin, yalnız bugün termometre eksi iki dereceyi gösteriyor diyebiliriz. Şuraya bakalım. Bisiklet sürmek için güzel bir gündü, nokta nokta. Benim ders çalışmam gerekiyor diyor. Hmm bak, bisiklet sürmek için güzel bir gün olması olumlu. Ama ders çalışması gerekiyormuş, bu hani öğrenci için o anda olumsuz bir durum diyebiliriz. O zaman, buraya ee, bisiklet sürmek için güzel bir gündü, eee ne getirebilir sence Tonguç'um? Oysa ki. Harikasın. Oysa ki çok güzel söyledin. Oysa ki benim ders çalışmam gerekiyordu. Fakat benim ders çalışmam gerekiyor diyebiliriz. Sınavım kötü geçti. Sınavım kötü geçti. Nokta nokta dün çok çalışmıştım bak. Dün çok çalışması olumlu. Sınavının kötü geçmesi ise olumsuz. O zaman buraya da yine araya ne gelecek Tonguç'um? Fakat. Harikasın. Bu sefer de fakat getirelim. Sınavım kötü geçti. Fakat dün çok çalışmıştım. Oysa ki dün çok çalışmıştım. Diyebiliriz. Buraya da mesela oysa ki fakat gelebilir. Bir daha beni arama. Bak bir daha beni arama. Seninle artık konuşmak istemiyorum diyor. O zaman buraya e, ne diyebiliriz mesela? Bir daha beni arama. Çünkü seninle artık konuşmak istemiyorum e, diyebiliriz. Veyahut da e, bir daha beni arama. Başka bir deyişle seninle artık konuşmak istemiyorum diyebiliriz. Tamam. Ayşen saçlarını nokta nokta topuz yapıyor diyor. Hmm. Ayşen saçlarını topuzluyor. E, Genel mi diyelim özel mi diyelim mesela ee, sık sık olsun mesela Ayşe'nin saçlarını sık sık topuz yapıyordu diyebiliriz. Buraya bazen topuz yapıyordu diyebiliriz. Genelde koyabiliriz özelde koyabiliriz. Şimdi gel bakalım çoktan seçmeli sorularımıza geldik Tonguç evladım benim. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz buna rağmen fakat hatta ama kendisinden sonraki ifadeyi olumsuz yapmışlar diyor bakalım. Yanına para almamış bu olumsuz. Buna rağmen herhangi bir sorun yaşamamış. Bak burada olumlu oldu. Dolayısıyla cevabımıza A diyebilir miyiz Tonguç Elhan'ım benim? Hayır hocam. Hayır bu A olmaz haklısın. Tazı gibi hızlıydı. Olumlu. Fakat çok çabuk yoruluyordu. Olumsuz. O zaman bu B seçeneğine... B seçeneğindeki ifadenin kendisinden sonraki ifadeyi yani fakatın kendisinden sonraki ifadeyi olumsuz yaptığını söyleyebilir miyiz sonuç Elhan'ım benim? Evet hocam. Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız B gibi. Ama diğer seçenekleri de kontrol edelim. Erken kalktım. Hatta siz gelmeden kahvaltımı yaptım. Erken kalkması da olumlu, kahvaltı yapması da olumlu. İzmir'e vapurla girmiş ama oradan uçakla dönmüş. Girmiş değil mi? Gitmiş diyelim buraya. İzmir'e vapurla gitmiş ama oradan uçakla dönmüş. Burada da yine e, olumsuz yapmıyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Geldik diğer sorumuza. Ülkemizin büyük bir bölümü tarıma elverişli. Ancak diyor o zaman artık olumsuz bir ifade geçecek. Bak büyük bir bölümü tarıma elverişli olumluydu. Şimdi olumsuz bir şey bulmamız lazım hangisiyle devam ettirilmelidir diyor. Yeteri kadar tahıl üretilmiyor. Bu olabilir çünkü bu olumsuz. Topraklarımız oldukça verimli. Mesela şöyle bir şey olabilir mi Tonguç'um? Ülkemizin büyük bir bölümü tarıma elverişli. Ancak topraklarımız oldukça verimli diyebilir miyiz? Anlamsız oluyor hocam. Anlamsız, anlamsız oluyor. Bu da saçma oluyor yani. Hem olumlu söylüyorsun bir daha olumlu söylüyorsun. O zaman niye ancak getirdin? Ülkemizin büyük bir bölümü tarıma elverişli. Ancak tarımsal faaliyetler çok gelişmiş diyebilir miyiz? Anlamsız oluyor hocam. Evet ya. bu da anlamsız oluyor. Saçma yani. Ancaktan sonra olumsuz bir şey gelmesi lazım. Olumlu olumlu geldi. Ülkemizin büyük bir bölümü tarıma elverişli. Ancak her üründen eşit derecede verim alınıyor demiş. Bu oluyor mu sence Tonguç'cum? Yanlış oluyor. Evet bu sefer yanlış. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde A seçeneği. Yani B ve C seçeneğini söylediğimizde anlamsız oldu. D seçeneğini söylediğimizde de yanlış oldu, anlamsız oldu dedik. O yüzden cevabımız A seçeneği. Niye? Ülkemizin büyük bir bölümü tarıma elverişli, olumlu ama yeteri kadar tahıl üretilmiyor. Ancak yeteri kadar tahıl üretilmiyor diyebildik. Şimdi geçtik diğer bir soruya. Aşağıdaki boşlukların hangisine? Ancak sözcüğü getirilemez. Şimdi pazara gittim. Bak olumlu. Şimdi buradan sonra olumsuz bir şey gelmesi lazım. Pazara gittim ancak istediğim domatesleri bulamadım. Bu sence oldu mu Tonguç evladım benim? Oldu evet, ya. Oldu. Bunda sıkıntı yok. Ancak sözcüğü getirilebildi buraya. Elimizden geleni yaparız. Ancak fazlası için söz veremem. Bak elimizden geleni yaparız dedi olumlu. Ancak fazlası için söz veremem dedi olumsuz. Burası tamam. Emniyet şeridini kullanmak yasak. Emniyet şeridini kullanmak yasak. Tamam bu buraya kadar güzel ee, ama bu yasağı uymayanlar var. Ha bak emniyet şeridini kullanmak yasak bir kural söylüyor ancak bu yasağı uymayanlar var diyor. Böyle böyle bir şey olabilir mi sence Tonguç'um? Evet hocam. Evet bu oldu mantıklı. D'ye bakalım. Kombiyi açtık ancak ev bir güzel ısındı. Şimdi buraya bakalım şimdi bak. Kombiyi açtık olumlu ancak ev bir güzel ısındı bu da olumlu. Sence bu cümle oldu mu Tonguç Erhan'ın benim? Anlamsız oluyor hocam. Aynen anlamsız oluyor saçma sapan oluyor o yüzden burada cevabımız. D seçeneği. Kombi açtık ancak E1 güzel ısındı. Dili misin sen? Kombi açtık böylece e bir güzel ısındı diyebilirsin ama ancak ne alakası var? Şimdi yalnız sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştirmiştir diyor. Şimdi yalnız bizi yalnız sen anlarsın bak burada sadece sen anlarsın diyor. Düşüncenin yönünü değiştirmemiş. Yalnız sizin orada bulunmaz güzel yemekler. Bak burada da yine sadece anlam katmış. Sadece sizin orada bulunmaz güzel yemekler demiş. Yaşlı adam yıllardır yalnız yaşıyor. Burada da yalnızlıktan bahsediyor. Maç yaparız. Yalnız ama fakat kurallara uymak şartıyla diyor. Şimdi bak burada ne oldu? Bak maç yaparız diye olumlu bir şey söyledi. Sonra Kurallara uymak şartını koydu. Yani bir anda bir şart daha koydu, değiştirdi yani. İşte dolayısıyla burada D seçeneği doğru cevabımız. D seçeneğinde düşüncenin yönü değişti diyebiliriz. Şimdi videomuzu bitirdi Tonguç evladı benim. Ara tatilimiz geliyor. Ara tatilde hem dinleneceğiz hem de bol bol soru çözeceğiz. Ara tatil ve sonrasında Türkçe'de zirveye çıkmak istiyor musun Tonguç Elad benim? Evet hocam. Harika. O zaman yapmamız gereken şey şu. Günde 15 paragraf kitabımızı alarak her gün sözcükle anlan, cümlede anlanma alakalı 15'er soru çözdüğümüzde bak. Birinci gün sözcükte anlam. ikinci gün sözcükte anlam. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün gidiyor. Mesela sekizinci gün deyimler var. Dokuzuncu gün atasözlere parça anlam var. Anlatım var, yapı var. Her güne çok güzel sorular koyduk. Bu soruları çözdükçe ve denemeleri çözdükçe buradaki soru, takıldığın sorularda karakod okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinledikçe Türkçe'de başarıdan başarıya koşacaksın. Ee, mükemmel bir şekilde derslerinde e, Türkçe dersine bilhassa. Ve aynı zamanda biliyor musun Songuç'um? bu konuları, bu soruları çözdüğün zaman sadece Türkçe'de değil, diğer derslerde başarın artacaktır. Günde 15 paragraf kitabı hem 5. sınıfta hem 6'da hem 7'de hem 8'de kullanabilecek mükemmel bir kitap. Açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden bu kitaba ulaşabilirsin. Şimdiden derslerine başarılar diliyorum. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumları yola Tonguç'um.